Evet arkadaşlar, iyi akşamlar. Bugünkü dersimizde mikro iktisatta esneklik konusuna devam ediyor olacağız. Esneklikle ilgili bugün konuşacak olduğumuz analizlerimizle birlikte baya bir şey öğrenmiş olacağız. Baya bir analiz yapmamıza yardımcı olmaya başlayacak. Reel hayattaki durumları anlayabilmemiz için baya bir yardımcı olacak bize. Umarım. Ancak esneklik dediğimiz şey öyle hemen burada biten bir şey değil esasında ama birinci sınıf öğrencileri için bu kadarı yeterlidir deyip daha sonra esneklik defterini kapatıp başka konumuza devam edeceğiz ilerleyen haftalarda ama bu hafta esneklikle ilgili analizlerimizi burada bırakacağız. Ondan sonra yeni konuya geçmiş olacağız. Esneklikle ilgili konuşulacak şey çok tabii ki. İktisat dediğin şey esneklik kavramı iktisatın içerisinde çok fazla yerde var. O yüzden esnekliği sadece işte bir formülden ya da bir mekanizmadan ibaret zannetmeyin. Esneklik iktisadın her yerinde, her şekilde kendisini göstermekte arkadaşlar, tamam mı? Hayatın da yine içerisinde her yerde, her şekilde kendisini göstermekte. Şimdi şu ana kadar yaptığımız esneklik analizlerimizde arkadaşlar ne üzerinde konuştuk? Esnekliğin mantığı, tanımı, anlamı nasıldır? Onları anlamaya çalıştık önce. Daha sonra da esneklik çeşitleri üzerinde konuştuk. Yani talebin fiyat esnekliği üzerinde konuştuk. Bunu önce ikiye ayırdık dedik. Ürünün kendi fiyatındaki değişikliğin talep edilen miktar üzerindeki etkisi nasıl oluyor? Bir de başka bir ürünün, bu ürünün talebi üzerindeki etkisi, başka bir ürünün fiyatındaki değişikliğin bu ürünün talebi üzerindeki etkisi nasıl oluyor? Onu anlamaya, ölçmeye çalıştık. Bu bir tarz esnekliğimizdi. Fiyat esnekliği diyorduk bunların adına, ikisinin de adına. Diğer esneklik türü ise gelir esnekliği dedik. Gelir esnekliğinde de neyi konuştuk? Gelirimizdeki bir değişikliğin talep edilen miktarı ne kadar değiştirdiğini bulmaya çalıştık. Yani işlemlerimiz çok kalabalık değil. Çok böyle içinden çıkılmaz işlemler değil. Aslında gayet basit, gayet kolay sorular, kolay işlemler. Biraz dikkat ederseniz, biraz gayret gösterirseniz hepinizin yapabileceği sorular aslında. Tamam mı? Kafamızda öyle çok da büyütmeyelim, çok zor bir konuymuş gibi düşünmeyelim. Esneklik benim severek, eğlenerek işlediğim bir konu. Dolayısıyla sizin de bu zevke sahip olabileceğinizi düşünüyorum. Yani esnekliği anladıktan sonra, yeterince anladıktan sonra esneklik sizin için artık bir çocuk oyuncağı haline gelecek. Artık kolay anlaşılması, kolay ve yapması kolay bir soru haline gelecek. Sınavda da yüzünüzü güldürecek. Ama yok, esnekliği anlayamazsanız arkadaşlar maalesef o esnekliği anlayamamanın verdiği boyun büküklüğüyle sınavınızda biraz sıkıntı çekebilirsiniz. Kendinizi tam hissetmezsiniz. Ne yapsanız ne etseniz sınava bir ay da çalışsanız o esnekliği anlamadığınız müddetçe kendinizi hazır hissetmeyeceksiniz. Ha, zaten sınava da bir ay çalışıyor değilsiniz. O açıdan çok da aslında belki de size hitap ediyor sayılma. Şimdi arkadaşlar, bu haftaki konumuz da esneklikle ilgili. Nelerden konuşacağız? Esnekliğin toplam harcama ile ilişkisi üzerinde, toplam harcama ve toplam gelir ile ilişkisi üzerinde konuşacağız. Bir de esnekliğin uzun vade ve kısa vadede nasıl değişiyor olduğu üzerinde konuşacağız. Tamam mı? Yani esneklik dediğimiz şey kısa vadede daha mı farklı, uzun vadede daha mı farklı? Onun üzerine konuşacağız ikinci dersimizde ama ondan önce esnekliği toplam harcamayla bağlantılı olarak anlatmaya çalışacağız. Yani aralarındaki bağlantıyı anlamaya çalışacağız esnekliğin. Peki toplam harcama dediğimiz ne arkadaşlar? Bir ürünü talep ederken yapmış olduğumuz harcama. Değil mi? Yani 10 liralık bir üründen 20 tane alıyorsan toplam ne kadar harcamış oluyorduk gençler? Bunu 3 hafta önce sormuştum.
İki hocam. 200. 200 değil mi? Çok güzel. Gelişme var arkadaşlar. Gayet iyiyiz. 10 liralık bir üründen 20 tane alırsak 200 lira harcamış oluyoruz. Şimdi bu yapmış olduğumuz toplam harcamanın esneklikle bağı ne hocam diyebilirsiniz. Şimdi onu anlamaya çalışalım. Varsayalım ki bizim bir külüstür arabamız var, tamam mı? Bu aracımızla da işte çok yakan bir araç olduğunu varsayalım. 100 kilometrede 30 lira yakıyor olsun, tamam mı? 100 kilometrede 30 lira yakan bu aracı kullanırken sen atıyorum ayda 1000 kilometre seyahat ettin diyelim, tamam mı? Şimdi 100 kilometrede 300 hocam. 100 kilometrede 30 lira doğru mu? Yani mantıklı mı? Öyle mi yakıyor araçlar şu ara? Ne kadar yakıyor? Hocam daha fazla gari ya. Yine bir 80 lira falan yakar, 90 lira. O kadar oldu mu ya? Ben unutmuşum o işleri. Tamam, hadi 50 lira olsun. Sen 80 olsun ya, ne olacak? 80 olsun. Senin hatırın için 80 lira olsun. Aracımız 100 kilometrede 80 lira yakıyor olsun, tamam mı? 100 kilometrede 80, bir an o yüzden kafam karıştı. Ulan 1000 kilometrede 300 lira yakın. Düşündüm şimdi Fethiye'ye gidip gelmesi benim araçla, yani 600 kilometrelik yol. 300 lira çok az gibi geldi 1000 kilometrede de, o yüzden kafamı bir anda böyle karıştırdı. Demek ki senin dediğin doğruymuş, yani 30 lira yakmıyormuş, 30'dan fazla yakıyormuş. Neyse, sorumuza dönelim. 100 kilometrede 80 lira yakıyorsa ve ben ayda 1000 kilometre gidiyorsam bu araçla, bu haliyle ne kadar harcama yapmış oluyorum arkadaşlar? 800 lira değil mi? Peki ben şimdi gittim galeriye. Bu aracı değiştirdim diyelim, tamam mı? Bu aracın yerine 100 kilometrede daha az yakan bir araç almayı tercih ettim. Ne için? Tasarruf etmek için, değil mi? Aylık 1000 kilometre araç kullanıyorsam, 800 lira toplamda benzine harcıyorsam, ben gideyim de daha az yakan bir araç alayım da benzin harcamasından yırtayım diye düşünüyorum, doğru mu? Hikayeyi takip ediyor muyuz? Ediyoruz, tamam. Gittim bir araç aldım ve o araç atıyorum 100 kilometrede 60 lira yaksın bu sefer, tamam mı? Daha az yakan bir araç aldım. 100 kilometrede 60 lira yakıyor diye bu araç, bu sefer ben 1000 kilometreden birazcık daha fazla mı sizce gitme eğiliminde olurum, yoksa az mı gitme eğiliminde olurum? Yani genel olarak fazla hocam. Hani ister istemez, hani az yakan araç olduğu için olan şuraya markete de arabayla gidivereyim, nasılsa az yakıyor demiyor muyum? Hani bu mantıkla yaşamıyor muyuz genelde? Bu mantıkla, bu böyle bir psikolojiyle yaşıyoruz. Yani hani araç az yakıyor diye her yere artık araçla gitmeye başlıyoruz. Ondan sonra biz 60 lira yakan bu aracı aldıktan sonra arkadaşlar, bizim atıyorum. Aylık gittiğimiz kilometrede 1500 kilometreye çıksın. Artsın yani. Tamam mı? 1000'den 1500'e çıktığında ne olmuş oldu? 1500'de 60 lirayı çarptığımızda sonuç ne çıktı? 900 lira çıktı. Değil mi? Önceden 800 lira idi benim toplam benzin harcamam ve 1000 kilometre yol gidiyordum. Şimdi ise 1500 kilometre yol gittiğim için 900 lira ödüyorum daha az yakan aracımla. Benim daha az yakan aracı almamdaki amaç tasarruf etmekti. Toplam harcamamı azaltmaktı. Toplam benzin harcamamı azaltmaktı. Ama gel gelelim, az yakan araçtan ötürü daha çok yol kat ettiğim için toplam harcamam 900 liraya kadar çıkmış oldu. Peki 900'e çıkmak zorunda mıydı? Yani 800'ün üzerine çıkmak zorunda mıydı? Zorunda değildi. Mesela 60 liralık bu araçla giderken ben tükettiğim kilometre miktarını 1000 kilometreden gene 1200 kilometreye çıkarayım. Yani gene çıkartayım, 1000'den yukarı gideyim gene, ama 1200 gideyim, 1500 değil de 1200 gideyim. Eğer 1200 gidersem ben bu sefer 720 lira harcamayacak mıyım? 720 lira harcayacağım. 800'den az harcadım. Bu sefer 80 lira tasarruf edebildim mi? Edebildim. Şimdi bunu ne belirledi? Yani
Benim 1200 kilometre mi gideceğimi yoksa 1500 kilometre mi gideceğimi nereden bilirim sizce? Nasıl bilebilirim? Bunu bana söyleyebilecek bir ölçü var mı acaba? Bir şey var mı? Bir araç var mı acaba arkadaşlar? Yani benzinin fiyatı 80'den 60'a düştüğünde tabiri caizse 100 kilometrede benim aracın yaktığı lira miktarı 80'den 60'a düştüğünde sanki benzin kullanımımın fiyatı düşmüş gibi olmuyor mu? Benzin kullanımımın fiyatı 80'den 60'a düştüğünde ben talep ettiğim kilometre miktarını yani gittiğim kilometre miktarını 1000'den 1500'e mi çıkaracağım yoksa 1200'e mi çıkaracağım? Bunu sizce ne belirleyebilir? Bunu neyle ölçebilirim sizce? Tahmininiz var mı? Hocam ihtiyaca göre değil mi yani tasarrufla alakalı bir şey bu? Ya da toplam gelirimizle mi alakalı bir şey mi? Yani. İhtiyaca göre dediğin doğru. Ben de diyorum ki şimdi sen ihtiyaca göre olan şeyine göre düşündüğünde ihtiyaca göre tamam doğru da şöyle düşün diyorum ben de sana. Şimdi 80'den 60'a düştüğünde 1000'den yukarı kilometre kullanacaksın ama 1200 mü kullanacaksın 1500 mü kullanacaksın? Bunun hangisini seçeceğini ne kadar arttıracağını yani 1000'den yukarıya 200 kilometre daha mı arttıracaksın 500 kilometre mi arttıracaksın? Belki 1500 kilometre daha mı arttıracaksın? Bunu ne belirleyecek arkadaşlar? İhtiyaca göre diyorsun o doğru. İhtiyaca göre belirleyecek değil mi? Araca daha çok ihtiyacım varsa daha çok süreceğim aracı. Daha az ihtiyacım varsa daha az süreceğim ama benim bu davranış değişikliğim esasında ihtiyacımdan kaynaklanmadı. Hani ihtiyacımdan kaynaklansaydı ben zaten 80 liralık araçla da daha fazla gidiyor olurdum. Tamam mı? Burada ihtiyaçtan kaynaklanan bir durum söz konusu değil de tamamen ve tamamen fiyatın ucuzlamasından dolayı gitmiş olduğum kilometreyi arttırmam söz konusu. Değil mi? Daha önce gidemediğim yerlere gidiyorum artık arabayla. Daha çok arabayı kullanıyorum. Nasıl olsa az yakıyor diye. Dolayısıyla bu fiyatın düşmesiyle birlikte talep ettiğim kilometre miktarı 1200'e mi çıkacak yoksa 1500'e mi çıkacak? Bunu bana ne söyleyebilir sizce? Ölçebilir miyim sizce bunu ben bir şeyle? Hocam paramıza göre olmaz mı yani? Tüketim miktarımıza göre olabilir. Paramıza göre nasıl olacak onu anlamadım şimdi. Hani siz dediniz ya mesela az önce hani biz Elimizdeki bütçeye göre mi diyorsun? elimizdeki bütçeye göre. Şimdi dönemin başında demiştik bütçe kısıtı altında değiliz bu derslerimizde. Bütçemizin yettiğini varsayıyoruz. Okey? Öyle bir sıkıntımız yok yani bütçe sıkıntımız yok. Şimdi gençler. Hocam burada da esneklik söz konusu mu? Bence söz konusu çünkü şöyle bir şey, o zaman şöyle bir şey. Esnekliğe göre yani bizim orada o fiyata verdiğimiz tepkiyle alakalı bir şey. Değil mi? Aynen. Çok güzel Semih. Ben de onu soruyorum zaten. Hikaye sana ne diyor arkadaşlar? Fiyat 80'den 60'a düştüğünde kilometre, yaktığın kilometre sayısı 1000'den 1200'e mi çıkacak, 1500'e mi çıkacak diyorum. Bunu neyle ölçebiliriz diyorum. Bunu esneklikle ölçebilirsin. Niye? Çünkü esneklik neydi? Semih'in dediği gibi fiyat değişikliklerine karşılık bizim talebimizde vermiş olduğumuz tepkiydi. Şimdi bu fiyat 20 lira ucuzladığında, 80'den 60'a düştüğünde sen talebinle bir tepki veriyorsun ya, o tepkin 200 kilometre mi olacak, 500 kilometre mi olacak? Bu tepki neye göre değişiyor? Senin benzin talebinin fiyat esnekliğine göre değişiyor. Doğru değil mi? Eğer sen çok esnek bir insansan, yani benzin fiyatı değiştiğinde talep ettiğin miktarı çokça değiştiriyorsan, böyle bir durumda fiyat düşmesiyle birlikte benzin fiyatı düşmesiyle birlikte yoldan talep etmek isteyeceğin kilometre miktarı çok fazla artacak. Yani 1500'e, 1600'e, 1700'e, 1800'lere çıkacak. Ama yok, az esnek birisiysen, tamam mı? Yani
Az esneklikten kastımız neydi? Onu ihtiyaca binaen kullanıyoruz. Zorunluyuz. Çok fazla üzerinde başka amaçlı kullanmıyoruz. Zorunlu mal gibi kullanıyoruz yani. Tamam mı? Şimdi az esnek olduğumuzda ise bu sefer ne olacak? Fiyattaki değişime karşılık talep edilen miktardaki tepki çok fazla olmayacak. Fiyat artınca talep edilen miktarımızı çok düşürmeyeceğiz. Aynı şekilde fiyat azalınca talep edilen miktarımızı da çok arttırmayacağız. Az esneyiz çünkü. Öyle bir durumda ise arkadaşlar ben 20 liralık bu fiyat düşüşü karşısında talep ettiğim miktarı 1600 lira kadar arttırmayacağım. 1200'de kalacak, 1300'de kalacak veya 1100'de kalacak. Tamam mı? Az bir miktarda kalacak. İşte bu şekilde benim benzin talebimin fiyat esnekliği, benzinin fiyat esnekliği diyelim kısaca. Benzinin fiyat esnekliğimin nasıl olduğu benim bu senaryoda toplam harcamamın önceki duruma göre daha mı fazla yoksa daha mı aşağı olacağını bana söyleyebiliyor. İşte toplam harcamayla esneklik arasındaki bağıntı burada kendisini gösteriyor arkadaşlar. Tamam mı? Mesela grafiksel olarak gösterecek olursak QP, şurası arz, şurası talep, şurası Q1, şurası P1. Varsayalım ki biz başlangıçta böyle bir piyasada arkadaşlar E noktasında dengedeydi piyasa, P1 fiyatından satılıyordu, Q1 kadar satılıyordu. Tamam mı? Bakıyor musunuz? Q1 kadar satılıyordu, P1 fiyatından satılıyordu. Varsayalım ki fiyat düştü. Aynı benzinin düştüğü gibi. Nereye düşmüş olsun? Şuraya P2'ye düşmüş olsun. P2'ye düştüğünde talep edilen miktar nereye çıktı arkadaşlar? Q2'ye kadar çıktı mı? Çıktı. Diğer faktörler sabitken talep kanunu bana bunu söylüyor. Benzinin fiyatının 80'den 60'a düştüğü gibi burada da P1'den P2'ye düştü. Talep edilen miktar ise Q1'den Q2'ye çıktı. Yani 1000'den ya 1200'e çıktı ya 1600'e çıktı ya da başka bir şey. Tamam mı? Şimdi burada ben size soruyorum. P1 çarpı Q1 benim neyim oluyor arkadaşlar? Şu P1 çarpı Q1 şurada. Şu karenin alanı, şuradaki karenin alanı P1 çarpı Q1 neyim oluyor? Benzin miktarım değil mi hocam? Yok, miktar Q1. Hocam. Efendim? Piyasa dengesi mi oluyor? Dengede mi oluyor? Değil. Toplam harcamam hocam. Pardon. Toplam benzin harcaması mı oluyor? Piyasa dengesi E noktasında. Evet Semih, toplam benzin harcaması oluyor. P1 çarpı Q1. Q1 kadar benzin tüketiyoruz. P1 fiyatından alıyoruz. Valla hiç kimse alınmasın gençler. Şöyle aklını kullanıp da cevap veren bir tek Semih var bu sınıfta ya. Hani gerçekten şunu sorduğumda biraz üzerinde birkaç saniye düşünüp de cevap verebileceğiniz sorular bunlar ya. Q1 miktarını alıyorsun, tanesini P1'den alıyorsun. P1 çarpı Q1 nedir diye sorduğumda gençler lütfen ya. Hani birazcık düşünelim ya. Birazcık. Düşünelim, azıcık bir düşünelim. Neyi soruyor hoca diye. Ne olabilir acaba bu P1 çarpı Q1? Toplam harcama belli bir şey. 3 hafta önce yaptığınız hata hala devam ediyor. 10 liradan 20 tane ürün aldığında 200 lira harcamış oluyorsun. Şimdi P1 çarpı Q1 benim toplam harcamamdı. İlk durumdaydı. Yani benzin örneğinde 80 liraydı P1. Q1 ise 1000 kilometreydi. 100 kilometrede 80 lira yaptığına göre Q1 10 tane 100 kilometre olduğu için Q1 10 oluyor burada. 1000 kilometrenin 1000'i olmuyor. 80 ile 10'u çarptığımızda da 800 lira oluyor. Mesela toplam benzin harcama bu olmuş oluyor. P1 çarpı Q1 toplam harcamayı vermiş oluyor. P2 çarpı Q2 de ikinci durumdaki toplam harcamayı veriyor. Değil mi? Fiyat P2'ye düşmüş, miktar P2'ye düşmüş. Peki ben size soruyorum bu durumda. P1 çarpı Q2 mi büyüktür sizce? Yoksa P2 çarpı Q2 mi büyüktür? Ne düşünüyorsunuz? Hocam aynı değil mi ya? Aynı parayla
Yine aynı hal, toplam harcama aynı değil mi? Sonuçta talep noktasında, yok. Talep eğrisi üzerinde. Mantıklı konuşuyorsun Semih de, öyle değil. Bütçeyi karıştırmıyoruz işin içine. Hani bu tek bir kişinin analiziymiş gibi sundum ben size ama öyle de düşünmeyin. Bütçeyi karıştırmayın. Bütçe her türlü bütçesi olduğunu düşünelim. Yani P2, Q2, P1, Q1'den büyük de olabilir, küçük de olabilir, eşit de olabilir. Hepsi muhtemel. Tamam mı? Hepsini yapabilecek parası var diyelim. Okey? Hocam P2 çarpı Q2 mi? P2 çarpı Q2, P1 çarpı Q1'den büyüktür dedi Tuğba arkadaşımız. Doğru mu? Şöyle bir baktım. Hocam şöyle... neden P1 çarpı Q1 değil? Ben size soruyorum Melek. Çünkü daha, o daha mantıklı geldi. Biz az önce mesela bu... birinci araçla ikinci araç olarak karşılaştırmıyor muyum? Evet. Tamam. İlk araçta hani 80'di. Hı-hı. Ya ikinci araçta 1500 kilometre gitmiştik. O yüzden o yüksek çıkmıştı. İkisinde de eşit gidildiği zaman Q1 çarpıyla P1'di. Şurası 80'di. Değil mi? İkincisi de 60'tı. Şu da 60'tı. Değil mi? Evet. Şurası kaçtı? 10'du. Şurası ise 12'ydi. Değil mi? Öyle bir örnek demiştik. Ya da 16'ydı demiştik. Veya 15'ti demiştik. Değil mi? Bu örneği vermiştik. Bu durumda şimdi birinci durumdaki toplam harcama 800 iken ikinci durumdaki toplam harcama kaç oldu? Ya 720 oldu ya da... ya da 900. Şimdi dolayısıyla uzatmayayım lafı. Uzatsam da bir çaresi yok gibi, bir faydası yok gibi göründü çünkü gözüme. Dolayısıyla arkadaşlar buradaki hocam esnekliğimiz mi belirliyor bu durumu da? Heh, oraya geleceğiz. Buradaki az önceki hikayeyi grafiksel olarak anlattım. Değişik bir şey anlatmadım. Grafikten bu şekilde olayı çözümlüyoruz. Burada gördüğümüz şey şu. Benzinin fiyatı 80'den 60'a düştüğünde talep edilen miktar 12'ye çıkabilir, 15'e de çıkabilir. Daha farklı rakamlar da olabilir. Ama 12'ye çıktığında görüyoruz ki P2 çarpı Q2 720 oluyor. Önceki ise 800'dü. 15'e çıkarsa da 60 çarpı 15 900 oluyor. Yani Q2'nin kaç olduğu burada önemli. Q2 eğer düşük bir rakamsa, yani 10'a yakın bir rakamsa, belki de P1 çarpı Q1 Q2'den fazla olabiliyor. Ama yok, Q2 çok fazlaysa bu sefer P1 çarpı Q1'den fazla oluyor. P2 çarpı Q2. Peki Q2'nin nerede olacağını, 12'de mi, 15'te mi, 20'de mi, 35'te mi, nerede olacağını nereden bileceğiz? Arkadaşlar nereden hesaplayabiliriz demiştik. Onu da esnekliğine demiştik. Çünkü şurada fiyat 20 lira düşmüş. Fiyat 20 lira düştükten sonra talep edilen miktarın nereye kadar artacağını bana esneklik söylüyordu. Okey? Talep edilen miktar 12'ye kadar mı artacak, 15'e kadar mı artacak? Bunun hepsini bana esneklik söylüyor. Peki, varsayalım ki şu durumda benim miktarım, Q2 miktarım kaç olsun? Mesela 13.3 olsun. 13.3 olduğunda arkadaşlar bakıyorum ki rakamları böyle vermesem iyiydi aslında ama değiştireyim rakamları da anlamanız kolay olsun. Rakamları gündüz verdiğim rakamlar daha iyiydi. Onu vereyim. Mesela gündüz ne demiştim? Fiyat 11 10'du. Burası da kaçtı? 20'ye yok. 22'ye yok. 19 muydu lan? Neydi o? 18'de, evet. 18'e 20'ydi. Tamam. 18'e 20'ydi. Bu şekilde düşünürsek tamam. Şimdi fiyat 11 iken talep edilen miktar 18'miş. Fiyat 10 iken talep edilen miktar 20'ymiş.
İkisini de çarptığımızda yaklaşık 200'e yakın rakam çıkıyor değil mi? Biri 198 çıkıyor, biri 200 çıkıyor. Şimdi burada fiyattaki düşüş yüzde ne kadar, yüzde olarak düşünürsek 11'den 10'a düşmüş, bir birim düşmüş. Aşağı yukarı %10'luk bir düşüş var değil mi? Aşağı yukarı. Miktardaki artış ne kadar? 18'den 20'ye çıkmış, 2 birim artmış. 18'de 2 birim artması da yine aşağı yukarı %10 civarında değil mi? İşte buradan diyoruz ki arkadaşlar, eğer ki benim esnekliğim çok ise, tamam mı? Yani fiyattaki artış karşısında veya fiyattaki değişme karşısında talep ettiğim miktarda göstermiş olduğum tepki çok ise, bu durumda ne olacak? Fiyattaki ufacık bir değişmenin karşılığında talep edilen miktar çok değişecek. Yani 16'ya kadar değişmiş olacak. Talep edilen miktar fiyattaki bir ufacık değişmeye karşılık çok fazla değiştiği için, esnekliğin çok olduğu bu durumda benim yeni harcamam, yani P2Q2 harcamam önceki harcamamdan P1Q1'den daha yüksek olacak. Yani 80'e 20 idi önceki, şimdi ise ne oldu? 60'a 16 oldu mesela. 80'e 10'du, 800 lira harcıyordum. Sonra 60'a 16 oldu. Ne olmuş oldu? 60'a 16 olunca 960 oldu. 80'e 20 iken 60'a 16 olduğunda eğer, tamam mı? Pardon, 80'e 10 iken, niye 20 deyip duruyorum ben bunu ya? 80'e 10 iken 60'a 16 olduysa, şurası P, şurası Q ise, bunun esnekliğini bulun arkadaşlar desem bulabilir misiniz? Bulabilirsiniz. Şurası Q1, şurası Q2, şurası P1, şurası P2. Bulalım hemen esnekliğini. ED eşittir Q2 eksi Q1. 16 eksi 10. Bölü P2 eksi P1. 60 eksi 80. Çarpı P1 80. Bölü Q1 10. Hesaplayalım bunu. Ne çıktı? 6 bölü eksi 20 çarpı 8 bölü 1. Eksi 20 de 6, eksi 10 kaldı. Şurada 3 kaldı. 2 ile sadeleşti, 4 kaldı. 5 kaldı. Ne oldu? Eksi 12 bölü 5. Yani eksi 2.4 çıktı. Tamam mı? Şimdi burada esnekliğimizi hesapladığımızda arkadaşlar, 80 liradan satılırken 10 tane alıyordum. 60 liraya düşünce 16 tane aldım. Esnekliğim de doğaldır ki 2.4 gibi büyük bir rakam çıktı. Bu 2.4 ne diyor bana? Fiyatım %1 arttığında talep edilen miktarım %2.4 düşecek diyor. Burada benim fiyatım yüzde kaç değişti? 20 lira değiştiğinde 80'in 4'te biri %25 değişmiş. Fiyatındaki %25'lik bir artış sonrasında, tamam mı? Benim talep edilen miktarım ne kadar düşecek? 2.4 çarpı 25 kadar düşecek. Bu da %60 ediyor. Tamam mı? Fiyatımdaki %20'lik bir artış sonrasında talep edilen düşüş sonrasında talep edilen miktarım %60 artacak diyor. Gördüğünüz gibi çok esnek olduğu durumlarda fiyattaki düşüşten sonra talep edilen miktar o kadar çok artıyor ki toplam harcamam da artıyor. Şurada 800 lirayken toplam harcamam sonradan 960'a çıkıyor. Çok esnek olduğundan. Ama yok, az esnek olsaydı ne kadar olacaktı? Mesela 60'a düştüğünde talep edilen miktar 12'de kalmış olsaydı bu sefer ne olacaktı? 720 olacaktı değil mi? Fiyattaki %20'lik bir, %25'lik bir düşüşe rağmen talep edilen miktar sadece %20 artmış. Ondan 12'ye artmış. Talep edilen miktar çok fazla artmamış. Fiyat çok düşmüş. Talep edilen miktar çok fazla artmamış. Dolayısıyla toplam harcamamız düşmüş oldu. Tamam mı? Bunun esnekliğini hesaplayacak olursak mesela, esneklik, talep edilen miktardaki artış ne kadar? %20. Fiyattaki azalış ne kadar? %25. Bunu hesapladığımızda eksi 0.8 çıkıyor bu da burada. Tamam mı? Gördüğünüz gibi buradaki esneklik, buradaki esneklikten daha düşük. Esneklik ne kadar çoksa toplam harcamam o kadar artacak. Esneklik ne kadar düşükse toplam harcamam da o kadar düşecek arkadaşlar. Tamam mı? Bu analize göre. Peki hocam, az esnek, çok esnekliği neye göre belirliyoruz? Yani eksi 2.4 çok esnek de, misal atıyorum eksi 1.8 de hala çok esnek mi?
Az esnek olabilir mi -1.8? Böyle bir soruyu sormanızı beklerim. Tamam mı? Ona şöyle diyoruz. Eğer ki esnekliğimiz, bizim esnekliğimiz eğer ki mutlak değer içerisinde birden büyük ise arkadaşlar, çok esnek diyoruz. Tamam mı? Ama yok, esnekliğimiz mutlak değer içerisinde birden küçükse az esnek diyoruz. Okey? Eğer esnekliğimiz 1'e eşitse tam olarak, buna da birim esnek diyoruz. Tamam mı? Esnekliğimiz birden büyükse çok esnek diyoruz mutlak değer içinde. Birden küçükse az esnek, 1'e eşitse bir esnek diyoruz. İşte eğer ki esnekliğimiz 1'e eşitse, böyle bir senaryoda fiyat düşüşünden sonra talep edilen miktar öyle bir artacak ki tam da fiyat düşüşünü egale edecek kadar, onu telafi edecek kadar bir artış yaşanmış olacak talepte. Dolayısıyla benim toplam harcamam değişmeyecek eğer ki esneklik 1'e eşitse. Eğer esneklik birden büyükse gördüğünüz gibi 960'a kadar çıkacak. Çok fazla artmış olacak fiyat düşüşünden sonra. Ama fiyat düşüşünden sonra esnekliğimiz birden küçükse toplam harcamamız düşmüş olacak. Bunu kural olarak yazacak olursak arkadaşlar şöyle bir kural yazabiliriz. Tamam mı? Çünkü bu ilişki fiyat düşüşüne göre olan bir ilişki. Fiyat artışlarında mekanizma tersine dönüyor. Tamam mı? Fiyat artışlarında eğer ki fiyat 80'den 100'e çıktı diyelim misal, tamam mı? 80'den 100'e çıktığında eğer ki çok esnekse, tamam mı? Farklı sonuç çıkıyor. Az esnekse farklı sonuç çıkıyor. Onu şimdi yazacağım. Eğer esnekliğimiz birden büyükse, çok esnekse yani, burada iki ihtimal var. Ya fiyat düşecek ya da fiyat artacak. Tamam mı? Şimdi beraber işleyelim. Esnekliğimiz birden büyükse mantık kuruyoruz, tamam mı? Hiç rakamlara ihtiyacımız yok. Fiyat düştüğü halde birden büyükse esnekliğim, talep edilen miktarın fiyattaki düşüşün düşme oranından çok daha fazla artmayacak mı? Çok esnek olduğu için artacak. Şimdi fiyat düşmüş, %10 düşmüş misal, ama talep edilen miktar %50 artmış olabilir. Yani fiyatın %10 düşüşünden fazla bir artış olması lazım. Fiyattaki bu düşüşten daha fazla bir talep edilen miktar artışı olduğuna göre artış düşüşü bastırmış oldu. Öyle düşünebilirsiniz. Bu durumda toplam harcama artacak. Önceki toplam harcamama, şuraya toplam harcamaya şey yazayım. TE diyeceğiz toplam harcamaya. Bu toplam harcama demek. TE şeyden geliyor. Total expenditure'dan geliyor. Ne dedik? Fiyattaki düşüşten sonra eğer ki benim esnekliğim birden büyükse arkadaşlar, yani çok esnekse, fiyattaki düşüş oranından çok daha fazla bir talep artışıyla karşılık vereceğim için benim toplam harcamam artmış olacak. Tamam mı? Bu durumda TE2, TE1'den büyük olacak. İkinci durumdaki toplam harcamam, birinci durumdaki toplam harcamamdan büyük olacak. Tamam mı? Eğer ki fiyat artarsa, bu sefer yine hala böyle mi olacak onu düşünelim. Mantık yürütüyoruz. Fiyat arttıktan sonra ben ne yapacağım? Talebimi düşüreceğim, değil mi? Diğer faktörler sabitken. Fiyat artışından sonra talep düşüşüyle karşılık veriyorum buna ve fiyattaki artış oranından daha fazla oranda talebimi düşürüyorum. Esnekliğim birden büyük olduğu için. Bu durumda toplam harcamam hala öncekine göre daha yüksekte mi olur, düşükte mi olur mantıken? Düşükte olur. Düşükte olur, değil mi? Çünkü fiyat arttı, tamam eyvallah, ama fiyattaki artış oranından çok daha yüksek bir oranda talep düşüşü yaşadım ben. Talep ettiğim miktarımda düşüş yaşadım. O yüzdendir ki toplam harcamam bu sefer önceki toplam harcamama göre daha düşük noktada kalacak. Yani TE2, TE1'den küçük olacak. Böyle bir durumda. Tamam mı? Gelelim tersi senaryoya. Esneklik birden küçük ise ne olacak arkadaşlar? P'miz düştüğünde ve P'miz arttığında durum ne olacak?
Esneklik birden küçük. Yani az esnek. Yani fiyattaki değişim kadar bir değişim görünmüyor talep edilen miktarda. Bu durumda fiyat düştüğünde talep edilen miktarım artacak ama fiyattaki düşüş oranı kadar bir artış sağlanamayacak. Bu durumda toplam harcamamın öncekine göre daha mı çok olmasını bekleriz, daha mı az olmasını bekleriz mantıkça? Hocam dondu. Baştan söyleyebilir misiniz? Tamam, baştan söyleyeyim. Esnekliğin birden küçük olduğu bu durumda fiyat düştüğünde talep edilen miktarım artacak. Talep kanunu bunu söylüyor değil mi? Şimdi fiyattaki düşüşün oranından daha az bir miktarda talep edilen miktar artacak demiyor mu esnekliğin birden küçük olması bana? Diyor. Bu durumda fiyattaki düşüşten daha az oranda bir miktar artışı yaşıyorsak bu yeni toplam harcamamızın eskisine göre daha çok mu olmasını getirir? Düşük olması gerekir hocam. Düşük olması gerekir. Değil mi? Mantıklı. TE2, TE1'den küçük olacak bu durumda. Tersi bir senaryoda esneklik yine az. Fiyat arttığında talep edilen miktar düşecek ama fiyattaki artış kadar düşmeyecek. Az düşecek. Talep edilen miktar az düştü, fiyattaki artışı egale edebildi mi bu? Edebildi. Çünkü fiyat artışı çok fazla, talep edilen miktar düşüşü ise o kadar yok. Bundan daha az düşmüş. Yani buradaki orandan daha az düşmüş. Dolayısıyla fiyatın bu arttırıcı etkisi daha baskın olacak. Dolayısıyla toplam harcama, yeni toplam harcama eskisine göre daha fazla olacak bu sefer. Tamam. Hocam yani hocam biraz karışık ya sanki bu. Yo, aslında hiç karışık değil Semih ya. Mantığını kavradıktan sonra bu formül, hani illa siz ezberlemeyi seviyorsunuz diye ben bunu buraya yazdım. Oturun ezberleyin, işiniz mi var? Yani ezberleyecekseniz ezberleyin. Ama ezberlemek bir durum yok. Gayet her şey mantıkla çözülebiliyor. Olay hangi etkinin daha baskın olduğuna göre değişiyor. Eğer esneklik birden küçükse, en son söylediğim şey, ve fiyat arttığında, fiyat artışından sonra talep edilen miktar fiyattaki artış kadar düşmeyecek, daha az düşecek. Fiyattaki artış baskısı daha fazla olduğuna göre, talepteki düşüş baskısı daha az olduğuna göre toplam etki ne kadar olacak? Toplam harcama daha böyle artmış olacak. Anlatabildim mi? Hocam aslında sadece mantık yeterli. Yani esneklikten dolayı talebin düşük olduğu, fiyatın fazla olacağını kavramak. Daha sonra zaten daha fazla alım gerçekleşecek. Fiyat burada ön plana çıkacak. Daha büyük olacak. Tabii ki. Mantığını kavradıktan sonra zaten bir cacık yok.